İran'ı konuşmaya başlayalım. Ankara'ya döneceğiz şimdi. İran Araştırmaları Merkezi Başkan Yardımcısı Hakkı Uygur konuğumuz. Sayın Uygur merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk Pelin Hanım. Sayın Uygur, şimdi yaşananlara baktık ama akla ilk gelen soru şu oluyor. Ne oluyor bu İran'da? Farklı bir sürece mi giriyor artık İran? Tabii İran'daki olayları çok farklı açılardan değerlendirebiliriz. Sizin de haberde belirttiğiniz gibi bir kısmı bunun ciddi anlamda ekonomik rahatsızlıklardan kaynaklanıyor. İran çok uzun yıllardır yaptırımlarla karşı karşıya. Bu yaptırımlar halkın gündelik hayatını çok ciddi olarak etkiliyor. Bunun yanı sıra petrol fiyatlarının düştüğünü de biliyoruz. İran'da son yıllarda dünyadaki piyasaya paralel olarak İran'ın da petrol gelirine azalma var. Bunlara ek olarak İran'ın çok büyük ümitler beslediği nükleer anlaşmadan gelecek yatırımlar vardı. Anlaşmanın getireceği yaptırımların kalkmasıyla birlikte uluslararası sermayenin gelmesi bekleniyordu. Trump yönetiminin Amerika'da iş başıyla gelmesiyle birlikte bunun da gerçekleşmeyeceği ortaya çıktı. Dolayısıyla bu anlamda da İran ekonomisine ciddi bir ümit görünmüyor. Bunun dışında İran'da son yıllarda yine çok tartışılan iç politikada yolsuzluk dosyaları var. En üst düzey ağızlardan açıklanıyor. Bunlar yalnızca muhaliflerin iddiası değil. Hasan Ruhani'nin ülkenin en üst düzey icra yöneticisi olarak açıklamaları var. Eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necat'ın bu yönde çok sert açıklamaları var. Herkesin birbirini suçladığı, iç politikada bütün aktörlerin birbirlerini suçladığı yolsuzluk dosyaları var. Dolayısıyla bütün bunlar beraber düşündüğünüzde evet, bu protestoların ekonomik boyutunun gerçekten haklı yönleri var. Sokaktaki insanlar için hayat çok zor durumda. Ve en önemlisi de dediğim gibi o beklenilen iyileşme gelmiş değil. Yani anlaşmayla birlikte İran'a yatırım yağacak, İran'da ekonomik imkanlar gelişecek vesaire, bunlar gerçekleşmedi. Halkta büyük bir beklentilerin karşılanmamasından doğan hayal kırıklığı var. Bir de belki başka bir nokta olarak da şunu da ekleyebiliriz. Hasan Ruhani ikinci dönem seçilirken, seçimlere giderken kampanyası esnasında çok büyük vaatlerde bulunmuştu. Siyasi ve ekonomik özgürlükler vaadinde bulunmuştu. Bunları da seçildikten sonra, özellikle kardeşine yapılan operasyondan sonra, kardeşim Feridun Ruhani'nin gözaltına alınmasından sonra Ruhani'nin de ülke içindeki bu güç odaklarıyla uzlaşmaya gittiği, dolayısıyla reformlar konusunda isteksiz olduğu, hatta belki Hamine'ye sonrasında kendisini yeni dini lider olarak düşündüğü, bu nedenle çok risk almadığı söyleniyor. Bütün bu faktörleri alt alta koyduğumuzda halkta bir ümitsizlik olduğu, siyasi mecralardan, var olan siyasi mecralardan taleplerinin dile getirilmediğini, karşılanmadığını gördüğü için bir öfke olduğu, bir birikim olduğu doğru. Bunun dışa vurumu olabilir olaylar. Çünkü bakın, İran'da sokak olayları, gösteriler ilk değil. 79 devrimi de böyle gerçekleşmişti. Daha sonra gerçekleşen birçok olay, 94 Gazvin olayları, 99 öğrenci olayları, 2009 hepimizin çok yakından bildiği öğrenci olayları, Yeşil Hareket olayları, bunların hepsi sokak hareketleri. Ancak bu sefer farklı boyutları var bunun. Sizi de muhtemelen dikkatinizi çekmiştir. Büyük şehirler merkezi değil bu hareketler. Daha çok taşra eksenli. Evet. Küçük şehirlerde yaygın. Yine protestocuların hangi siyasi akıma mensup oldukları belli değil. Bilinen siyasi figürler, reformcu, muhafazakar, hiç kimse bunu desteklemiyor. Bu önemli bir ayrıntı. Talepleri ne, bunlar çok belli değil. Dolayısıyla hareketin mahiyeti konusunda bir takım şüpheler var. Bunlar çok net değil ve yine önemli bir şey, sosyal medya forumlarında ciddi bir şekilde silahlanma çağrısı yapılıyor. Silahlı mücadele çağrısı yapılıyor. Ölü peki sayısında ciddi bir artış var kısa çağrısı, süre içinde 22. Evet, peki bu silahlı mücadele çağrısı ne kadar karşılık bulabilir? Yani çünkü silaha sarılması durumunda şu an 22, hatta resmi olmayan kaynaklara göre 27 kişi hayatını kaybetti. O zaman Ruhani de son yaptığı açıklamada bunlara, bu protestoculara cevabı İran halkı verecek dedi. O zaman biz yakın dönemde bir çatışma, daha ciddi bir durum mu göreceğiz İran'da? Bakın, zaten bu gösteriler bir açıdan da ilginç, çünkü çok fazla halk katılımı yok olaylara. 2009'da ben İran'daydım. Tahran'da yüz binlerce kişi, milyonu aşkın kişi kendiliğinden sokaklardaydı. Çok basit bir talepleri vardı, sloganları vardı. Oyum nerede diyorlardı. Seçimlerin yenilenmesini istiyorlardı. Somut talepler vardı ama şu anda olan olay çok farklı.
Şah yanlısı sloganlar var, 40 yıldır duymadığımız sloganlar var. Batı'nın, işte siz de açıkladınız az önce haberlerde söylediğiniz, Amerika'nın, İsrail'in çok açık destekleri var. Arabistan'ın bunu desteklediğini çok net tahmin edebiliyoruz, bu destekler var. Eğer bu iş silahlı çatışmaya giderse, bunu biliyorsunuz, biz bunu maalesef daha önce bölgede başka ülkelerde de yaşadık. Evet. Bir anda göstericilerin üzerine ateş açılabilir, gösterici kılığındaki bazıları devlet kurumlarına saldırabilir, asker polisler ölebilir. İran'ın da coğrafyası çok sıkıntılı bir coğrafya. Siz de biliyorsunuz, bir tarafında Afganistan, Pakistan gibi, bir tarafında Irak gibi, sınırları kontrol etmenin çok kolay olmadığı bir ülke. Hı hı. Buralardan çeşitli silahlı grupların İran'a girme hazırlığında olduğu, bazılarının girdiği yönünde bir takım doğrulanmamış bilgiler var. Eğer bunlar doğru olursa, bu çatışmalar sürerse belki dış müdahaleye kadar gidebilecek, İran'ı içine çekebilecek bir girdap konusu. Çünkü benim gördüğüm yalnızca bu gösteriler İran devletini, İran sistemini sarsmaktan çok uzak ve ciddi bir halk katılımı yok. Dolayısıyla başka bir planın ilk aşaması olabilir bu dediğim daha olumsuz planın. Yani bir organize elden mi bahsediyoruz? Hep olaylar başladığı günden bu yana dillendirilen, bu işin arkasında işte CIA var deniliyor, ABD, İsrail var deniliyor, Birleşik Arap Emirlikleri, hatta Suudi Arabistan ismi de bugün Ruhani tarafından dün akşam dillendirilmişti. O zaman böyle bir topluluk mu aramamız gerekiyor? Bunu tabii çok net bilmemiz söz konusu değil. Çünkü bir plan varsa muhakkak bu gizli bir plandır. Ama benim dediğim şey, bu kendiliğinden gelişen bir hareket olabilir. Halkın tepkileri olabilir. Çok dikkat çekmedi. Belki gösterilerin Meşhed'de başlaması, muhafazakar bazı isimlerin, işte Meşhed Cuma İmamı, Alemul Huda gibi muhafazakar bazı figürlerin bu gösterileri desteklemesi önemliydi. Ama sonra hemen mecra kaydı. Dolayısıyla sanki herkesin kendi hesabı var ve dediğiniz, bahsettiğiniz çevrelerin muhakkak İran'la ilgili stratejileri var. Hatırlayın, Arabistanlı veliahtların savaşı İran için çekeceğiz açıklamaları var. İşte hep bahsedilen CIA'de operasyonlar şefi Ayetullah Michael Andrea'nın İran'a karşı yeni stratejiler geliştirdiği, geçen hafta Aralık'ın 12'si zannedersem İsrail ve Amerika'nın İran konusunda yeni bir strateji üzerinde uzlaştığı haberleri var. Hı hı. Bütün bunları bir araya getirdiğinizde muhakkak İran sonuçta bölgede önemli bir ülke. Siyasetleri belli, düşmanları belli, tavırları belli. Dış güçlerin bunu yönlendirmeye çalışması şaşırtıcı olmayacaktır. Peki Şah dönemine neden atıfta bulunuyor? Şimdi hem Şah Rıza Pehlevi sloganları atılıyor, hem monarşiye dönülmesi yönünde atılan sloganlar var. Bu arada Veliaht Prens de, Rıza Pehlevi de destek tweetleri attı. Hatta Beyaz Saray önünde yaptığı bir açıklama var. Bu da aslında biraz işin enteresan bir boyutu değil mi? Kesinlikle enteresan. Onun için söyledim, 40 yıldır görmediğimiz sloganlar. Ama şu var, eğer biz İran'ı biliyorsak, İran'daki geniş muhalif kesimlerin hayalindeki İran meşruti bir İran değil, Şahlığın geri gelmesi değil. Hı hı. Onlar çok daha özgürlükçü, çok daha demokratik, çok daha liberal bir İran özlüyorlar. Ama bu tür tabii ki siyasi figürlerin bu ortamdan faydalanmak istemesi şaşırtıcı değil. Şu bir gerçek, İran'da devrimden sonra halkın beklentilerinin gerçekleşmemesi Muhammed Rıza Pehlevi dönemine, Rıza Şah, babası Rıza Şah dönemine bir özlem oluşturmuş durumda. Birçok insan, sokaktaki birçok insan, hatta yaşı genç olanlar bile konuştuğunuzda Şah zamanında her şey daha iyiydi diyorlar. Böyle genel bir kabul var. Ama buradan İran'ın halkının geniş kesimlerinin tekrar meşruti bir yönetim istediği, şahlık yönetimini istediği sonucuna ben en azından şahsi araştırmalarım, İran'da yaşadığım dönemce rastlamadım. Bunlar olsa olsa organize ama küçük grupların bu tür durumlardan faydalanmak istemesi olabilir. Çünkü biliyorsunuz, bir tür ayaklanma girişimlerinde çok fazla sayınız olmasa bile, organizeyseniz, güçlüyseniz, yeterli desteğiniz varsa maddi olarak, propaganda olarak etkili olabiliyorsunuz. Muhtemelen bu Şehzade Pehlevi'nin de, Prens Pehlevi'nin de yapmaya çalıştığı, tıpkı halkın mücahitlerinin olduğu gibi. Hı hı. Halkın mücahitlerinin son yıllarda Arabistan'da çok iyi ilişkiler olduğunu biliyoruz. Çok yüklü yardımlar aldığını biliyoruz. Bu hareketleri organize etmeye çalışıyorlardır. Ama Tahran'da yüz binlerce insan sokakları doldurmadan, İsfahan'da, Meşhed'de, Tebriz'de, bakın biz İran'ın birçok bölgesinde mesela etnik grupların da şikayetlerinin olduğunu biliyoruz. Evet. Ama bunlar bile henüz sokakta değiller.
Çünkü dediğim gibi birçok insan için, birçok İranlı için biz hem İran Araştırmaları Merkezi olarak yaptığımız araştırmalara hem sahadan sürekli gelen bilgiler, hı hı, İran içinden bile olayların ne olduğu tam olarak anlaşılamamış durumda. Tavırlarını çok iyi bildiğimiz siyasi aktörler var, tutumlarını çok iyi bildiğimiz isimler var. Bunlarla konuştuğumuz bile bu belirsizliği görebiliyorsunuz. Yani rejime son derece soğuk bakan insanlar bile ne oluyor henüz anlamış değiller. Dolayısıyla ben Türkiye'nin bu Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasını çok yerinde buluyorum. Çavuşoğlu'nun meslektaşını araması olumlu bir gelişim. Hı hı. Çünkü bakın, eğer dediğimiz gibi olumsuz senaryo İran için söz konusuysa, Rusya'nın açıklaması da bu bağlamda önemli. İran işi iç meseledir, dışarıdan müdahale edilmesin. Biz bunu dediğim gibi daha önce gördük. Yani halkın protestolarını, halkın barışçıl gösterilerini çok kısa bir sürede farklı yerlere çekmek mümkün. Evet. Ve İran'da eğer böyle bir girdabın içine düşerse bunun Türkiye'nin hayrına olmayacağı da net. Peki Hamaney'den de açıklamalar geldi. Aslında bugüne kadar, 6. güne kadar Hamaney'den herhangi bir değerlendirme duymamıştık. Protestocuları silah, para ve istihbaratla desteklediğini söylüyor dış güçlerin. Bu açıklama nasıl etki eder? Bu bir. İkincisi de mesela halka seslenme noktasında da doğru zamanda ulusa sesleneceğim diyor. Nedir bu doğru zaman? Yani kastettiği ne olabilir? Muhtemelen İranlı yetkililer olayların nereye evrileceğini görmek istiyorlar. Arkasında kim olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Daha sonra dediğim gibi şu ana kadar sokağa yansıyan hareket çok geniş bir hareket değil. Bunun İran yönetimi tecrübeli. 2009'da çok daha büyük kalabalıkları gördüler. Dolayısıyla bunları toparlamaları çok zaman almayacaktır. Hamaney'in doğru zamanı bekliyorum demesi muhtemelen olaylar bitirildikten sonra, işte Cuma günü mesela devlete destek mahiyetinde büyük yürüyüşlerin yapılacağı açıklanıyor. Belki Cuma gününden sonra sokağa çıkma yasağı ilan edilebilir. Protesto gösterileri yasaklanabilir. Böyle bir durumda Hamaney de çıkacaktır, konuşacaktır. Belki eğer yapabilirlerse bir takım isim yakalanıp itirafçı yapılmaya çalışacaktır. Onların, hı hı, açıklamalarından bir yere vardırılmaya çalışacaktır. Ama İran'ın ne tepki vereceği belli. Sonuçta bunun arkasında Amerika var, İsrail var, Suudi Arabistan var ve düşmanlar bizi bunları destekler diyecekler. Bütün bunlar İran'daki rahatsızlıkların arka planında haklı sebepler olduğu gerçeğini değiştirmeyecektir. Bunu da bir kenara not etmekte fayda var. Peki Sayın Uygur, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. İran Başkan Yardımcısı Hakkı Uygur bizimle birlikteydi, Ankara stüdyomuzdaydı. İran'da